Astro Deha YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Ektiğimizi biçeceğimiz, karanlıkların arkamızda kalacağı, pek çoğumuzun ruhsal ve fiziksel anlamda şifalanacağımız etkiler söz konusu. Hafta boyunca diriliş enerjisi uyuyan ruhlarımızı uyanışa geçiriyor. Emeklerimizin maddi manevi karşılığını almaya başlayacağımız, bize değer veren, güvendiğimiz insanların kıymetini daha iyi kavrayacağımız etkiler söz konusu. Hafta boyunca güvenimize güvenle karşılık verenlerin, sevgimize sevgisiyle karşılık verenlerin kıymetini bilmemiz için gökyüzü uyarıyor bizleri. Kıymet bilmeli, kaybetmeden değer bildiğimizi ortaya koyabilmeliyiz. Daha güçlü, daha istikrarlı ve bizi anlayanlarla yolumuza devam etmek için gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Haftanın gökyüzü enerjileri, değişim, yenilenme, diriliş etkileri. Akrep Burcu'nda gerçekleşen yeni ay enerjisiyle hayatımızda emeklerimizin, mücadele verdiğimiz konuların mükafatını alma zamanı şimdi. Gerçekten inanan, hesap kitap yapmayan ve çıkarları için başkalaşmayan insanların uyanışa geçtiği etkiler söz konusu. Güven verip güvende hissettiklerimizin, sevip sevildiklerimizin hayatımızın her safhasında daha değerli olduğunu ortaya koyacağımız enerjiler söz konusu. Hafta boyunca iş ilişkilerimizi, ticari faaliyetlerimizi yeniden yapılandırabilir, arafta kaldığımız konularda kararlı davranıp isteklerimizi hayata geçirerek önemli gelişmeler yaşayabiliriz. Yeter ki fark edelim. Farkındalığımızı kararlılıkla hayatımıza yansıtalım. İlişkileri her şekilde yapılandırabileceğimiz, dostlukları güçlendireceğimiz bu güçlü etkileri hayatımıza taşıyalım. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu Koç olanlar, 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. İşinizle ilgili konularda tartışmalardan uzak durmalı, görevlerinizi yerine getirirken öfkenin size büyük zararlar vereceğinin bilincinden uzaklaşmamalısınız. Fevri davranışlar hafta boyunca iş ilişkilerinizde ciddi sorunlar yaşanmasına yol açabilir. İsteklerinize ulaşmak için her zamankinden biraz daha fazla çaba göstermeniz gereken enerjiler söz konusu. Akrep yeni ayıyla kişisel dönüşümünüzü gerçekleştirdiğiniz oranda hayatınızın pek çok noktasında başarı sağlayabileceksiniz. İş hayatınızda ise hafta ortasından itibaren her şey beklediğinizden çok daha iyi ilerleyebilir, gayretli ve sabırlı olduğunuz takdirde. Giderlerinizi yönetmek için akıllı çözümler bulup işbirlikleriyle güçleneceğiniz etkiler söz konusu. Özel yaşamlarınızda ise uzun süredir devam eden kara bulutlardan uzaklaştığınız, gerçekçi davranıp hatalarınızın ve size yapılan yanlışların adil değerlendirmesiyle farkındalık kazanacağınız, ilişkinizi ya iyileştirecek ya da kangren olan sorunları tam anlamıyla sonlandırıp yeni başlangıçlara yürüyeceksiniz. Aşk hayatınızda kararlarınızı alırken eş veya sevgilinizin tavrı, davranışları belirleyici olacak. Duygularınızı özgür bırakmalı, anlayışlı olup anlamadan, dinlemeden tepkisel yaklaşımlarda bulunmamalısınız. Güneş yükselen ya da Ay burcu Boğa olanlar, Akrep Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle geçmişte engellendiğiniz, haksızlığa uğradığınız konularda öylesine önemli, etkili gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz ki herkesin cennetinin de cehenneminin de bu dünyada yaşadığına şahitlik edebilirsiniz. Öğrenci boğalar, sizler de Akrep yeni ay ile birlikte eğitim hayatınıza gereken önem verecek, başarısız olduğunuz pek çok noktada şeytanın bacağını kırıp başarı ve istikrar sağlayabileceksiniz. Ayrıca işinizle ilgili konularda hafta boyunca önemli bir çıkış, önemli işbirlikleriyle başarınızla adınızdan söz ettirip kazanımları arttırabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin en ufak yaklaşımınızdan eleştirel tavırlara bürünmesinden üzülüyorsanız, bu hafta onun hatasını fark etmesi, sizinle ilgili konularda daha adil davranmasıyla ilişkileri yapılandırmanız mümkün.
Güneş yükselen ya da Ay burcu ikizler olanlar 15 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle birlikte iş hayatınızda istikrarlı etkiler hakim olmaya başlıyor. Uzun zamandır çözmekte zorlandığınız finansal bir problemi çözümleyebilir, istikrarlı enerjilerle önemli gelişmeleri doğru kararlar alıp kazanca çevirebilirsiniz. Bu hafta özellikle eğitim hayatınızla ilgili konularda karar vermeniz gerekiyorsa hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kalbinizin sesini dinlemeli, yeteneklerinize güvenerek kararları almaya özenli davranmayı seçmelisiniz. Finansal konularda yaşanacak iyileşmelerle uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz girişimleri ve bireysel konularla ilgili yapmak istediklerinizi bu hafta gerçekleştirmeniz mümkün. İkili ilişkilerinizde ise sakin bir tutumla hareket etmeli, anlamadan dinlemeden ön yargılarla ilerlememelisiniz. Aksi takdirde pişmanlıklar, huzursuzluklar sizin tavrınızdan dolayı hafta boyunca sizleri zorlayabilir ve pişman olacağınız kararların altına imza atabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise emeklerinizin karşılığını alacağınız etkiler söz konusu. Sizi doğru yönlendiren insanların söylemlerini dikkate almak, çözüm odaklı hareket etmek pek çok problemi çözümlemenizi sağlayacak. Ayrıca sağlığınızla ilgili konularda da hafta boyunca güzel ve keyifli gelişmeler sizleri karşılıyor. Güneş yükselen ya da Ay burcu yengeç olanlar 15 Kasım'da Akrep burcunda yeni ay gerçekleşecek. Dostlarınızla ilişkilerinizin daha güçlü hale geleceği, iş hayatınızda haklı çıkmak adına size haksızlık edenlerin gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasıyla rahat bir nefes alacağınız etkiler söz konusu. Bu hafta işinizle ilgili konularda riskli kararlardan uzak durmak, keskin değişiklikler içerisinde olmamak fazlasıyla önem taşımakta, pişman olmamak ve finansal zorluklarla karşılaşmamak için. Sağlık sorunları olan yengeçler ise hafta boyunca alacakları güzel haberlerle sevinecekler. İş hayatınızda istikrarlı enerjiler sizin tavrınız ve var olan şartları korumanızla birlikte gerçekleşecek. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin daha anlayışlı yaklaşımlar içerisinde bulunması, onunla ilgili uzun zamandır taşıdığınız endişelerden uzaklaştıracak sizleri. Daha net ve doğru kararlar alabilecek, bunları uygularken tereddütle hareket etmemenin güzelliklerini deneyimleyebileceksiniz. Ayrıca sağlıkla ilgili konularda yaşanan gelişmeler, hayatın ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi kavramanızı ve önceliklerinize kendinizden ve sevdiklerinizden başlamanızı sağlayacak. Bu hafta yatırım planlarınızla ilgili konularda ise çarşamba günden itibaren sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabilir. Uzun zamandır satmaya çalıştığınız bir gayrimenkulü elden çıkartıp rahatlayabilirsiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu aslan olanlar, gökyüzü ne olursa olsun karamsarlıklarınızı arkanızda bırakmanızın önemine dikkat çekmekte. Akrep'te gerçekleşecek yeni ay ile birlikte kişisel dönüşümünüz için çok güçlü enerjiler söz konusu. Korkularınız, kaygılarınız, sizi engelleyen, öfkeyle hareket edip pişmanlıklarınıza sebebiyet veren tüm davranışlarınızdan şifa bulabilirsiniz. Yeter ki isteyin ve kararlı davranabilin. İşinizle ilgili konularda sürpriz teklifler, projelerle karşı karşıya kalabilir. Önemli gelişmelerle sevinip finansal konularda da rahatlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize karşı daha anlayışlı, saygılı ve sevgili davranmanızın önemini vurguluyor gökyüzü. Sizlere tavsiyem, kırdıysanız, kızgınlıkla sizi pişman olduğunuz sözler sınadıysa aynı pişmanlığı sevgiyle ifade etmeli, sizin için güzel, önemli, değerli olan her şeyi sahiplenmelisiniz. Bugünlerde arkadaşlık ilişkilerinizde de finansal konularda borç para vermek, borç almak gibi noktalarda dikkatli olmalısınız. Dolandırılabilir, hiç istemediğiniz bir şeyden dolayı maddi bir külfetin altında kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca diş sağlığınızla ilgili hassasiyetlere önem vermeniz için uyarıyor sizleri. Finansal konularda iş birlikleri gerçekleştirebilir, teknolojiyle ilgili alanlarda başarınızla göz doldurabilirsiniz.
Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle birlikte zihninizi bulandıran pek çok şeyin netleşeceği, doğru insanlardan doğru bilgiler alarak işlerinizi daha iyi hale getireceğiniz etkiler söz konusu. Uzun zamandır aradığınız cevapları doğru insanlardan almak, özgüveninizi yükseltip işinizle ilgili konularda daha net ve kararlı davranmanızı sağlayacak. Uzun zamandır çözümlemekte zorlandığınız önemli bir iş ya da projenizi bu haftanın ilk gününden itibaren çözümleyebilir, iş hayatınızda önemli bir çıkış yakalayabilirsiniz. Ayrıca iş arayan başaklar bu hafta başvurularınız kabul görebilir, istediğiniz işe başlayabilmenin sevincini yaşayabilirsiniz. Aile ile ilgili konularda ise sağduyulu davranmanıza rağmen bencillikleriyle sizi yoran yakınlarınıza tepkilerinizi vermekte gecikmemeniz faydalı olacaktır. Aksi takdirde sürekli almaya odaklı yakınlarınızın kaçındıkları sorumlulukları üzerinize taşıyacak, veren taraf olarak zorlanmaya devam edeceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin kıymetini daha iyi anlayacağınız, yaşanan zorluklar karşısında adil tavrını koruyarak size daima güvenerek hareket etmesinin güzelliklerini deneyimleyeceksiniz. Ayrıca bu hafta iş ve eğitimle ilgili konularda sürpriz teklifler almanız mümkün. İyi değerlendirmeli, ayrıntılara önem verip yapabileceğiniz şeyler için zaman planlamasını doğru yapmaya gayret etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca olumlu enerjilere dikkat çekerken yakınlarınızın sağlığıyla ilgili konularda yaşanan sorunlar da hafta ortasına itibaren çözümlenmeye başlayabilir. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay enerjileriyle işinizle ilgili konularda emeklerinizin maddi karşılığını almaya başlıyorsunuz. Bu hafta boyunca işinizle ilgili yok sayıldığınız, haksızlıklarla boğuştuğunuz her noktada yaşanacak gelişmeler, hak ettiğiniz değeri ve haklının zor da olsa daima galip geldiğini yaşayarak öğretecek sizlere. Bu hafta işbirlikleriyle ilgili konulara açık davranmalı ama geçmişte zarar gördüğünüz insanların cazip tekliflerle karşınıza gelip de zihninizi bulandırmasına müsaade etmemeye çalışmalısınız. Unutmayın ki bir kemik aynı yerden iki kere kırılmaz. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca kas ağrıları sizler için zorlayıcı olabilir. Bedeninizi dinlendirmeli, bedeninizi esnek tutacak bir sporla ilgilenmelisiniz. Ailevi konularda ise karışık etkiler söz konusu. Sizi yanlış yönlendirmeye kalkan insanlardan dolayı etki altında kalıp yakınlarınıza pişman olacağınız tepkiler verebilirsiniz. Aman dikkatli olun. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin yakınlarıyla parasal bir konuda anlaşamaması onu gergin bir ruh haline büründürebilir. Sakinlikle destek vermeli ama aralarına girip de zarar görme ihtimalinizin olduğunun bilinciyle sakin tutumunuzu koruyarak hareket etmelisiniz. Bu hafta aşk hayatınızda güzel enerjiler söz konusuyken birbirinizin kıymetini bilmeli, üçüncü şahıslardan kaynaklı sorunların ilişkinizde huzursuzluklara sebebiyet vermemesi için biraz daha gayretli davranmayı seçmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar 15 Kasım'da burcunuzda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle karanlıklar arkanızda kalıyor. Yeniden doğduğunuzu hissedecek. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda emeklerinizin maddi karşılığını almaya başlayıp hızlı gelişmelerle önemli oluşumların içerisinde yer almayı başarabileceksiniz. Bu hafta iş hayatınızda da eğitim hayatınızda da başarı ve kazanımlar sizden yana ilerliyor. Ama dikkatli olmalısınız. İşi düştüğünde arayan kıskanç arkadaşlarınız başarınızdan etkilenip tekrar hayatınızda yer almak isteyebilirler. Kontrolü elden bırakmamalı, olabildiğince kararlı davranıp yanlış insanların hayatınızda geçmişte nelere mal olduğunu hatırlamalısınız. Sizi hak eden, sizi anlayan, emeklerini sizden esirgemeyen insanların kıymetini bildiğinizi ortaya koymalısınız şimdi. Bu hafta ticari faaliyetlerde de olumlu gelişmeler yaşayabilir. Sorunlu bir ortaklıktan hakkınız olanı alıp ayrılıp yapmak istediğiniz işle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz.
Aile ile ilgili konularda ise yakınlarınızın sağlık sorunlarının çözüme kavuşmasıyla rahat bir nefes alacağınız etkiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin beklentileriyle ilgili konularda biraz daha duyarlı olmak, ona duygusal anlamda sevginizi hissettirmek, aranızda esen soğuk rüzgarları da ortadan kaldıracaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca göz ve diş sağlığı ile ilgili hassasiyetlere dikkat etmeniz için uyarıyor sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar, akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle birlikte hayatınızda gizli kalmış pek çok şey gün yüzüne çıkabilir. Bu durum olumlu da olabilir, olumsuz da. Başkalarının bilmesini istemediğiniz şeylerin ortaya dökülmesini istemiyorsanız, aynı şekilde insanların hassasiyetlerine ve mahremiyet duygularına önem vererek yaklaşımlarda bulunmalısınız. Aksi takdirde dengeler değişebilir. Haklıyken haksız, haksız olup da haklı olmaya çalışırken gerçeklerle yüzleşmenin ağır faturasıyla karşılaşabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Hırs, öfke ve sizi yanlış yönlendiren insanlar hatalara, pişmanlıklara sebebiyet vermesin. İşinizle ilgili konularda, özellikle hukuki meselelerde hafta boyunca şans sizden yana. Hakkınızı aradığınız konularda adaletin yerini bulması ve sizinle ilgili konularda yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğunun ispatlanması, kaybettiğiniz özgüveni de, güveni de yeniden kazanmanızı sağlayacak. Aileyle ilgili konularda ise özellikle yetişkin çocukları olan yaylar gergin enerjilerle karşı karşıya kalabilirler. Onların seçimlerinden duyduğunuz rahatsızlığı ifade ederken kırıcı bir tavır içerisinde olmak ilişkileri daha da gergin bir hale getirebilir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili konulara başkalarını müdahil etmemeniz için gökyüzü uyarıyor sizlere. Aksi takdirde aşılabilecek şeyler ciddi sorunlar olarak görebilir sizlere. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, 15 Kasım'da akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle finansal anlamda yaşadığınız zorluklardan kurtulmaya başlıyorsunuz. Uzun zamandır ödemekte zorlandığınız konular alacaklarınızı tahsil edilmesiyle çözüme kavuşabilir. İşinizle ilgili konularda ise resmi daireler, hukuki konularda emeklerinizin başarılı karşılığını alacağınız etkiler söz konusu bu hafta. İşle ilgili noktalarda detaylara takılıp kalmadan çözüm odaklı hareket etmek sizi hem zamandan hem de finansal konularda şanslı şekilde etkileyecektir. Hafta boyunca aileyle ilgili konularda ise sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yakınlarınızın kendi içlerinde yaşadığı çatışmalara sürekli sizi müdahil etme istekleri ve beklentilerinin yüksek olması onlara karşı sabrınızı zorlayabilir. Ve bu duruma bağlı, strese bağlı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Dikkati elden bırakmamakta fayda var. Ve akrep yeni ayı, deyim yerinde ise alfa enerjisi. Kendinizi dönüştürebileceğiniz, şifalandırabileceğiniz, takıntılarınızdan, korkularınızdan uzaklaşabileceğiniz enerjiler söz konusuyken bunu iyi değerlendirmeli. Hep başkalarını düşünürken bu kez biraz da ben diyebilmelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin yakınlarıyla da gerginlikler yaşanması mümkün. Sizinle ilgili, ilişkiniz veya işinizle ilgili fikir yürütmelerine karşı nazikçe tepkinizi vermek olayların büyümesinin de önüne geçecektir. Hafta boyunca strese bağlı sağlık sorunları yaşamamak için önce ben diyebilmeli ve hiç kimseyi kendinizden daha önemli görmemeyi başarabilmelisiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar, 15 Kasım'da akrep burcunda gerçekleşen yeni ay enerjisiyle ruhlarınız dirilmeye başlıyor. Yalnız başına verdiğiniz mücadelelerin maddi manevi geri dönüşümünü kucaklamaya hazır olun şimdi. Sizi gerçekten seven, siz olduğunuz için seven dostlarınızın kıymetini daha iyi anlayacak, onlarla ilişkilerinizi güçlendirecek, daha iyi noktalara getirip istikrarlı bir şekilde hayatınızda yeni bir sayfa açmayı başarabileceksiniz.
hafta boyunca işle ilgili konularda girişimci olmalı, yeniliklere açık davranmalı, elinizden gelenin en iyisini yapıp her şeyden önce başarılı olacağınıza inanmalısınız. Emin olun, kendinize inandığınız sürece sizi hiçbir şey yıkamaz ve başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu hafta aileyle ilgili konularda yakınlarınızın kendi aralarında yaşadığı gerginliklerden uzak kalmanız faydanız olacak. Aksi takdirde özel yaşamınızda problemler yaşayabilir. Her zaman size anlayış ve sabır gösteren eş veya sevgilinizin tepkilerini alabilirsiniz. Kısacası her koyun kendi bacağından asılır diyebilmelisiniz. Sizler için zor olsa da kendi hayatınız ve ilişkileriniz için bu durum önem taşımakta. Sağlığınızla ilgili konularda ise ödem ve şekerle ilgili problemler yaşayanlar hafta boyunca dikkatli olmalılar. Bu hafta iletişimle ilgili problem yaşadığınız insanlarla da sevgiyle yaklaşım içerisinde olduğunuzda sorunları çözümleyebileceksiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu balık olanlar. Gökyüzü maddi manevi olumlu gelişmelerle karşı karşıya kaldığınız etkilere dikkat çekmekte. 15 Kasım'da Akrep'te gerçekleşen yeni ay enerjisi belirsizlikleri ortadan kaldıracak. İşinizle ilgili konularda beklemede kalan işlerinizin hızlı ilerlemelerle istediğiniz gibi sonuçlanması da mümkün bu hafta. İş birlikleri, ortaklıklar, yeni plan ve projeleriniz ise haftanın ilk gününden itibaren uygulamaya başlayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken konu, yasal anlamda herhangi bir mağduriyet yaşamamak için her şeyin işine uygun ve yasal olarak düzenli olduğuna dikkat etmeniz olmalı. Bu hafta finansal konularda arkadaşlarınızla para alışverişlerinden kaçınmanız için gökyüzü uyarıyor sizlere. İyi niyetiniz suistimal edilebilir, dolandırılabilir, kefil olmak, borç vermek gibi konular yüzünden mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Aileyle ilgili konularda ise sağduyulu yaklaşımlarınızın meyvelerini toplayacağınız bir haftadasınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin ani sağlık sorunlarıyla ilgilenebilir, endişelenebilirsiniz. Endişelerin sizde psikolojik ve bedensel anlamda hasta etmesini istemiyorsanız elinizden gelen yardımı, desteği yapmalı, uzman hekiminiz ne öneriyorsa onu uygulamaya çalışıp sabırlı davranmalısınız. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.